Arkadaşlar bugünkü konumuz şu sıralar çok fazla gündemde olan Clubhouse denen bir uygulama. Acayip derecede herkes uygulamadan bahsediyor. Beraber karşılıklı oturacağız, konuşacağız. Hem işin güvenlik tarafından bahsedeceğim. Bulduğum bir takım şeyler var. Onlardan söz edeceğim size. Onun dışında benim olaya bakış açım, hani kişisel görüşüm, perspektif olarak nasıl değerlendiriyorum, bunun da gelecek var mı sizce nasıl düşünüyorum vesaire. Onları karşılıklı konuşalım. Şimdi dostlar, Clubhouse denen bir mevzu, bir tane uygulama. Uygulamanın özelliği şu: ses odaları var. Bu ses odalarında konu açılıyor ve bu konunun içerisinde insanlar sohbetlerini yapıyorlar. Bu konuştukları konular üzerinde sırayla girip konuşuyorlar, ediyorlar falan. Böyle bir takım işleri yapabildikleri, sohbetlerini yapabildikleri sesli konuşma gerçekleştirilen bir çeşit uygulama, bir platform. İşte belli bir saat veriyorsun. O saatte herkes toplanıyor. Toplandıktan sonra konuşma, görüşme yapılıyor. Bittikten sonra da dağılınıyor. Zoom gibi değil çünkü görüntülü konuşma yok. Sadece sesli konuşma var. Burada böyle biraz şey muhabbeti dönüyor. Hani ünlülerin münlülerin toplandı. Bir de davetiyeyle giriliyor. Davetiyeyle girildiği için bayağı bir şey muhabbeti var yani. Ama çok elik, çok güzel, çok güzel, aman falan diye böyle bir durum var. İşin arka planında, yani telefonun arkasında çalıştırabilme güzelliği var. En güzel özelliği o. Başka da bir numarası yok yani. İşte herkes geliyor dışarıdan. Hani o konuya ilgisi olan herkes şak diye girebiliyor odaya ve konuşabiliyor. Böyle bir güzelliği var. E abi, ama o zaman da ben bu işte aynısını Discord'da yapabiliyorum. Aynısı. Ondan sonra diyorum ki saat 9'da Discord'da sesli sohbette oturuyoruz, konuşuyoruz kardeşim. Gelen gelsin. Bunu Instagram'da bilmem ne de falan da fıstıklı duyurdum. Etrafındaki insanlar da duydu. Bu da bir insanların ilgisini çekerse zaten o viral olur. Ondan sonra da o insanlar o Discord'a gelir. O görüşmeyi de yaparlar. Bu kadar basit. Çok da böyle katma değerini görmüş değilim şu ana kadar. İşin güvenlik tarafı daha biraz daha laçka. Burada biraz handikaplar falan var. Oralara gireceğim. Bir harassment veya bir yani taciz veya bir takım problemleri engelleyebilmek için geçici süreyle kayıt altına almaya başlamışlar konuşmaları. Böyle bir sıkıntı var. E kayda alınınca diyor ki ben bunu geçici süreyle tutuyorum. Eğer bir konuşma odasında bir suç unsuru veya şikayet yoksa ben bunu siliyorum diyor. Sen ona güveniyorsun. Biz pek sevmiyoruz böyle hadiseleri. Yani bu çok hoş değil. Onun dışında gelelim mesela şeylerine, beraber açalım okuyalım abi. Privacy Policy'ye baktım ben sizin için. Yani durum müthiş diyemem. Diğer uygulamalardaki gibi kişisel verileri topluyor. Yine çok değişik bir şeyler yok. Temel şeyleri topluyor. Bak burada anlatıyor hikaye. Encrypted olarak sesi tutuyorum. Şikayet gelmedi mi de siliyorum diyor. Kimlerle bağlısın, hangi hesaplar, hangi gruplar bağlısın ve onlarla nasıl etkileşim halinde olduğun, yani servisin içerisindeki tüm hareketlerini logluyorum diyor. Contact information'ı da alıyoruz. Adres book information'ı da alıyoruz. Diğer insanları sana tavsiye etmek için kullanıyoruz diyor. Ondan sonra servisi nasıl kullandığını bilmemlerin datasını tutarız diyor. Instagram, Facebook, Medium, TikTok, Twitter, LinkedIn gibi şeylerle interact ettiğin zaman bizim sayfalarımızla bize sağladığın bilgileri tutuyoruz diyor. Burada bir sıkıntı yok. İnternet bilgilerinde şöyle bir şey var abi. İşte hangi saatlerde ne kadar neleri kullandın, nerelere bağlandın bilgisini takip etmek için internet datalarını, activity datanı da topluyoruz diyor. Browser'ın otomatik olarak bize gönderdiğini, siteyi ziyaret ettiğinde gönderdiğin datayı topluyoruz diyor. Bunun içerisinde internet protokol adresin, IP adresin arkadaşlar, browser tipin ve ayarların, işletim sistemin, saatin tarihin, istek saat tarihi ve siteyle ne gibi bir etkileşim içinde olduğunun bilgisini taşırtlı blackboard yapıyoruz diyor. Device datada da arkadaşlar işletim sistemi, browser'ını kullandığın, hangi tarayıcıyla geldin, yani kullandığın şeylere göre daha detaylı veya daha az detaylı bilgileri de cukkalayabiliriz diyor. Kullanım datasını da alıyoruz diyor. Allah Allah. Ondan sonra location data da rahat estimate IP adresine göre de onu da belirliyoruz ki yazıyoruz kenara diyor. Lazım olur. Cookie kısmında arkadaşlar bir cookie yaratıyoruz, bir çerez yaratıyoruz, gönderiyoruz diyor. Bilgisayarında veya mobil cihazında durabilir diyor. Belirlediğimiz zamana kadar diyor ve ondan sonra da silinebilir diyor. Ben diyor cookie şeyimle ilgili bir bilgi vermedim sana. Cookie'lerimde neler var? Neleri kullanıyorum? Açacaksın, bakacaksın, reverse diyeceksin diyor. Google Analytics'i kullanıyoruz diyor. Analitiklerde cookie'leri kullanır diyor. Siteyle nasıl çalıştığını, nasıl etkileşim olduğunu görürüz diyor. Biz ve diğer third party servislere cookie'ler, pikseller, other tracking teknolojileri kullanarak browsing aktivite, yani nasıl tarayıcı kullandığın internet aktivitelerine ilgili bilgiyi toplayabiliriz ve bunları değişik sitelerle, bilmem nelerle paylaşabiliriz diyor. Advertisement'larla sağlayabilmek için. Bitti. Adam senden edindiği bilgileri verdi. Adam diyor ki bu servis içerisinden cookie'lerden sağdan soldan analiz edilmiş datayı toplayabilirim diyor. Ondan sonra bunu da diyor üreticiler ve servis provider'larla, servis sağlayıcılarla paylaşabilirim diyor. Ondan sonra eğer ben bu dükkanı kapatır gidersem, yarın bir gün birine satarsam bu dataların hepsini veririm diyor. Ondan sonra diyor benim diyor alt şirketlerimin hepsine bu dataları da share ederim diyor. Dolandırıldım da.
E baba ne kaldı geriye? Ondan sonra ufak detaylar veriyor ve en eğlendiğim kısma geliyor. Uluslararası kullanıcılar diyor. Bilginiz olsun diyor. Bu bilgileri onayladığınız andan itibaren bütün verileriniz Amerikanya'ya gidecek diyor. Hep Amerikanya'ya gidecek. Orada kalacak diyor. Ve onun işte Amazon'dur, Azure'dur bilmem nedir. Orada bulunacak diyor. Hani bilginiz olsun diyor. Bir kulağımızın arkası kaldı. Daha ne kaldı yani? Buraya kadar bir problem yok. Zaten bizim hep anlattığımız şey bu gizlilik ve privacy mevzusunun şirketler içerisinde hep bu şekilde kullanıldığı. Zaten böyle kullanılıyor. Sen kalkıyorsun diyorsun ki ben WhatsApp'a karşıyım kardeş. Ben WhatsApp istemiyorum, siliyorum, Signal'e geçiyorum, Telegram'a geçiyorum. Ha bu arada Telegram'da 350 milyon tane kullanıcının bütün datalarını botla çalmışlar. Ondan sonra da satmışlar lan. Bütün bilgiler gitmiş oğlum, haberiniz olsun ha. Öyle böyle değil ama. Yani bu sefer hani anlatıyordum ya hani şu personal data, hani kişisel tanımlanabilir data güvende diyordum ya. Değil. Gitmiş oğlum. Bütün Telegram kullanıcıları 550 milyon tane, 550-650 milyon tane kullanıcının hepsini cukkalamışlar. Bir güzel de satmışlar Darknet'te. Bugün çıktı haberi. Soğuk su servisimiz arkada sıralardan başlamıştır efendim. Buyurun. Abi şimdi şöyle. Notion üzerinden, Notion'da da aynısı var ama Notion'la bunun bir alakası var. Bak şimdi bu Notion soğunun ama burada diyor ki Alpha Exploration Co. Clubhouse diyor. Buraya nasıl geliyoruz biliyor musun? Join Clubhouse diyorsun abi. Bak privacyjoinclubhouse.com. Bak şimdi abi. Buraya atıyor. Aynı yer yani. Yani bu Notion'un değil son derece Clubhouse'un. Ya adamlar öyle kötü bir startup ki. Notion ne biliyor musunuz arkadaşlar? Notion. Bu sayfa beraber not tutma, proje yapma, doküman hazırlama, collaboration için yani birlikte çalışma için hazırlanmış olan bir app. Adamlar app'in içinde tuttukları şeyi direkt yayınlamışlar oradan. Yani bu ne ya? Bir host edin bir zahmet ya. Not defteri uygulaması oğlum. Adamlar not defterini direkt domaine bağlamışlar lan. Böyle bir rezillik var yani. WhatsApp'a tatava yapmadan önce kendinizi nereye attığınıza dikkat edin. Dün WhatsApp'ı silenler bugün gidiyorlar Clubhouse'da startupçılık oynuyorlar. Böyle enteresan mevzular var. Baba sen niye sildin o zaman WhatsApp'ı? Abicim kullan. Hepsini kullan. Sen dert etmeyeceksin. Artık gözünü kapatacaksın. Kafanı diğer tarafa çevireceksin. Bir yerden sonra yapacak bir şey yok yani. Abi şöyle bir hikaye var bizde. Acayip derecede. Aman bir şeyi bıraktık diğerini tutalım. Oğlum ne meraklıyız lan tutma ya. Tutmayın oğlum bir şeyi. Salın. WhatsApp'ı kullanacaksınız da WhatsApp'ı kullanın yani. Ama böyle hani hemen bir şeyler bilmem ne falan peşinde koşmayın. Bir salın bir sakin. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen değil abi. Biz hepimiz bir şey yapacağız. Biz ses çıkaracağız. Biz diyeceğiz ki sen bunların hepsini kendi kullanımın için saklayabilirsin ama başkalarıyla paylaşamazsın kardeşim. Bu haksızlık diyeceğiz. Kanun çıkmasını sağlayacağız. Doğru politikacıları bulacağız. Bunlardan bahseden insanlara oy vereceğiz. Bunların bu sözlerin duyulmasını sağlayacağız. Hepimiz ses çıkaracağız arkadaşlar. Yoksa senin bir şeyi kullanman da kullanmaman da boykot etmen de etmemen de zaten yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorsun. Yapacak başka bir şey yok. Anlatabildim mi? Yani Clubhouse için de acele etmeyin. O da gidip artık önüne gelen her yere gönderiyormuş. Ona da dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Mevzu bu. Anlaştık mı dostlar? Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay YouTube. Abone olun oğlum.